Üç çocuğunuz var. Üç çocuğum var. Üç çocuk tüm bu olaylarda işte baba bir uzaklaştırma kararı alıyor karısına altı ay. Üç çocuk ne yapıyor bu durumda? Adıyaman'daki kızımı o anda aradım. Dedim Evrim kızım dedim mesele böyle böyle. Telefonu ver dedi babama. Emin abla açıkça soracağım. Ee, eşiniz Kaya Civan'ı dövüyor muydunuz? Bir kere elimi kaldırdıysam dilim Serevat'a dönmesin. Bir kere elimi kaldırdım da, şuna böyle bir fiske attıysam ciğerlerim ağzıma gelsin. Hakaret eder miydiniz? Kamyonların altında kalayım yavrum. Hakaret eder miydiniz Hakaret eşinize? Hakaret etmem, şöyle oluyordu yavrum. Kızım İstanbul'dan geldiler istemeye. Evimin koltukları çok kötüydü. Dedim ki... ...Kaya dedim, bir koltuk takımı alalım İstanbul'dan, misafirimiz gelecek. Ben almam dedi, benim param yok dedi. Ben de dedim ki, mesleğimi de söyleyeceğim. Ben alırım dedim. Kızımın dedim başı dik olsun, yüzü kararlık olmasın diye, eğik olmasın diye esrarım. Adıyaman'ın altından girdim, üstünden çıktım. Hesabıma göre bir koltuk buldum. Aldın eve getirdin. Almadım, getirmedim. Modelini beğendim, rengini beğenmedim. Adam da dedi ki, gelin kataloğa bakın, beğenin. Gül kuru pembesi beğendim. Eve geldim dedim, koltuğu aldım 15 gün sonra gelecek. Beni de götür dedi. Götürdüm, bak hakaretimi söyleyeceğim kızım. Geldi koltuklara baktı dedi ki hangi model dedim bu model renk de dedim bu dedi ki bey amca renk yüzünden tartışma çıktı aranızda. Kuru pembesi hı hı. bey amca dedi lütfen dedi bu genç kızların yanında saygılı konuş kaya hı hı. sus dedim hakaretin buydu kızım. Sus Kaya dedim basıyorsun. Sus hakaret değil ki yani o sırada konuşmayı engellemişsiniz. Sus yani dedim. evin içerisinde eşinize kötü muamelede bulunur muydunuz? Ben evde değilim ki yavrum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben sabah beşte kalkıyorum hayvanlarımı alıyorum yukarıya ormana doğru götürüyorum otlatıyorum tarlalarda. Hı hı. Onda on birde geliyorum. Çay suyunu koyuyorum, kendi de kalkmış oluyor, kahvaltıyı hazırlıyorum, yiyor. Ben gazete almaya gidiyorum diyor, o gidiyor, ben bulaşığımı yıkıyorum. Akşam yemeğimi Eğitim yapıyorum. Evin tüm sorumluluğu sizde. Eşinizin yemeğimi... defalarca size ihanet ettiğini söylediniz. Evet. E, çocuklar yüzünden de bu evle devam etmek zorunda kaldınız. Evet. Aslında hani anlatımınıza göre evet. sanki biraz daha dişli olan, hani eli ekmek tutan, iş yapan sizsiniz. Evet, evet. Buraya çağırın, buraya çağırın. Buraya cevap iki Emine Hanım keme. eşiniz kayıp mı? Ben onu anlamadım. Kaçtı. Eşiniz kayıp mı? Dokuz Kaçtı aydan beri ne öresi var ne dirisi var. Ama size şimdi, göre, şimdi, şimdi. size göre siz onu kayıp eşiniz, hiçbir yerde bilmiyorsunuz. Dönsün gelsin mi diyorsunuz, kaçtı mı benden? Hesap benden... vermeye gelsin. Ha? Boşanmak ister mi mesela? Hesap verecek, benim onun üzerine iş işbortacılık yaptığım zaman her iki yılda bir aldığım arsaları daireler mi verecek? Boşayacağım onu. Yoksa ensesinde tahta kurusu gibi yapışacağım. Ölene kadar da, kendi ölene kadar, ben ölene kadar boşanmayacağım. O hemşireyle evliliği gözünde kalacak. Hemşire kim? Ablasının komşusu. Ablası kanser. Tedaviye götürüp getirirken arabası varmış götürüp getiriyormuş. Demiş ki benim gelinim öldü bir yıldır. Kardeşimle evlen beş tane dairesi var demiş yalana bak. O da demiş evlenirim. Bu kaçıyor gidiyor onunla arkadaşlık flört ediyor. Kırmızı oda vardı kızım bundan bir sene önce. Onu izledim. Geldim hole baktım telefon çalıyor. Telefonu açtım alo alo dedim ses vermediler. Oturma odasına gittim ki uyuyor rahatsız olmasın. Bir daha çaldı. Yine cevap vermediler. Kız mısın erkek misin sapık mısın 12'de niye dedim beni arıyor. Niye kocam arıyor. Pardon hanımefendi dedi özür dilerim. Ben Kaya Bey'i aramıştım yanlış aradım. Hayır dedim bu Kaya Bey'in telefonu. Sen dedim Kaya Bey'in nesi oluyor? Ben de onun kız arkadaşıyım. Ben de dedim ona kız arkadaşı olamaz. Neden dedi olmasın? Ben ona dedim 45 yıllık karısıyım dedim. Hayır dedi onun karısı bir yıl önce ölmüş. Kızım şimdi ben öldürdünüz dedim. Ben ölmedim yaşıyorum Peki, dedim. Peki kim söylemiş senin öldüğünü? Kaya sana, mı söylemiş? Sana kim söyledi dedim. Dedi ki Mevliden'in ben komşusuyum. Mevlide abla bana söyledi. Kardeşimden ne? evlen. Mevlide asla da görümcen. Görümcen mi? Evet. Görümcen senin öldüğünü söylüyor. Evet. E, 74 yaşındaki kocanızın bir kız arkadaşı mı var? Evet. Bu sizin iddianız yani böyle bir kız Sorun, arkadaş var mı yok mu? Telefonlarını yok. da izlemeye alabilirsiniz araştırabilirsiniz. Ya şimdi siz böyle tam tonton yaşlardasınız ya hani Kaya Bey 74 yaşında siz 62 yaşındasınız. Hani hayatta gerçekten hani bir çay demleyeyim bir akşam yemeği yemeyeyim şekerim mi tansiyonum mu var aman çıktı mı indi mi diye konuşmanız gerekirken hani kız arkadaşlar kızım, kadını seni öldürmeler falan bunlar bana gerçekten çok kızım garip geliyor. Bak orada pasaportum duruyor ona ne dedim biliyor musun? Kaya dedim, 1650 lira maaş aldığını söylüyorsun dedim yıllardır. Bu paranı biriktir, ben paramı da biriktireyim. Ümre'ye gidelim dedim. Benim babam yedi defa gitti. Bir kere de ben, biz gidelim deyince ne dedi biliyor musun? Ben dedi Antalya. gitmeyeceğim diyor. Seninle mi gitmeyeceğim diyor. Ee, Emine Hanım, Kaya Bey ortada yok. Yok. Bulsam şuraya getirsem. Evet. Ne yaparsınız? Hesabını Ö sorarım. Ya, özlediğiniz için sarılır mısınız? Saralamam, koptu bura. Bağımı koparttı, bağımı koparttı kızım, bağımı koparttı. Çocuklarınız biliyor mu nerede olduğunu babasının? Belki onlar <laughs> iletişime geçmişlerdir babalarıyla. Küçük kızım biliyor. Ha. Küçük ne kızımın dedikten? evine her gün gidiyor. Onunla konuşuyor, diyor ki anneni. Evine koyma. O da diyor ki neden baba diyor. Annen diyor sokaklardan ekmek topluyor. O ekmek torbalarından virüs getirip sana bulaştıracak diyor. Kızım da gittim banyo yapıp gidiyorum hayvan kokusu olmasın diye. Gittim kızım da çocuğunu almış baktım böyle piş, piş 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 diyor. Dedim yavrum ver ki biraz seveyim. Anne elini sürme dedi. Sen dedi sokaklardan dedi kutulardan dedi ekmek toplayıp dedi. Ekmeğin virüsünü bana çocuğuma mı Dünya başıma yıkıldı. Bu arada pardon Kırmızı Oda'yı izlediğinizde neyi fark ettiniz orada? Kendi hikayenizi mi gördünüz? Hayır acıları görüyordum. Orada kendini yaptığı ihanetleri de görüyordum. Kendinizi gördünüz mü oradaki hikayelerden tabii birinde? Tabii gördüm. Tabii gördüm. Orada hani bir tane sarı manken var. Sanatçı var, oyuncu. Hı hı. Saçını kesti, yemek yaptı. Kocasının önüne koydu. Kocası anca böyle abur cubur yedi. Karısının yüzüne böyle bakmadı. Karısı kalktı çıldırdı. Ben de çıldırdım kızım. Siz de. Peki çöplerden de ekmek topluyor musunuz? Çöp değil kızım. Adıyaman'da, Adıyaman Belediyesi bu büyüklükte ekmek kutuları koş köşelere Hı -hı. koyuyor. Sen yemediğin ekmeği poşetle götürüyorsun, oraya koyuyorsun. Hı -hı. Biz de gidip o ekmekleri alıp getirip sofraya serip kurutup, Onları eziyorum, keçilerime, koyunlarıma veriyorum. Fazlasını Hı. da satıyorum. Anladım. Atılan poşetleri... Hayvanlarınızı beslemek için aslında. Evet. Yani aslında ekmek artıklarını ve yemek artıklarını hayvanları beslemek için kullanıyorsunuz. Evet, evet. Poşetlerini de çöpe atmıyorum. Onu da torbaların içine koyup eskiciye satıyorum. Siz bu arada salça sattınız oğlunuzun arkadaşına. E, ne, tam yapıyor musunuz böyle evde bir şeyler yapıp satar mısınız? Yaptığım salçayı burada tadına baksanız abone olursunuz abone. Şu an bile abone olundu herhalde. <laughs> abone olursunuz. Hayır siz evde mesela böyle hani organik ürünler salçalar, domates salçaları falan yapıp satar mısınız? Evet. Ticari anlamda bunu dönüştürüyorsunuz aslında. Soğan tarlasına gidip başak soğan topluyorum. Soğanımı çıkarıyorum fazlasını satıyorum. Sarımsak tarlasına gidip sarımsağımı toplayıp fazlasını satıyorum. Sonbaharda biber tarlaları bozuluyor. Ucu bucu yok. E, e, o göremezsin. Kırmızı biberler sonbaharda kimse almıyor diye. Ben onları pul biber yapıyorum. Salça yapıyorum. Onları ne satıyorum. Ne güzel canım ne güzel. Üretiyorsunuz yani. Tavuklarım var. Mavi yumurta böyle yapıyor. Herkes 15 liraya veriyor. Ben 5 liraya 4 liraya veriyorum. Vallahi helal olsun bu kadar peynir üretken. Peynir yapıyorum keçi e, koyun peynir yapıyorum. Elini attığı her işi aslında ekonomik anlamda da dönüştüren bir kadınsınız. her zıkım olan senin o yediğin peynirler. Peki Emine teyze bu yaptıklarınla bu çalışkanlığınla eşinizle beraber mücadele ederek bir mal varlığı edindiniz mi? Oh oh. Her şey eşinizin üstüne mi? <laughs> Tren istasyonunun karşısında binanın altında bodrumda oturuyorum. Önüne tezgah açtım. Her iki yılda bir İstanbul'da bir daire aldım. 12 yıl çalıştım. 12 yılda beş tane daire aldım. Ne zaman? 26 yıl önce. Müthiş ama yani hani hiç durmadan üretme, çalışma, üretme, Belki çalışma, parayı dönüştürme. Belki burada bir kulu vardır, beni tanır. İyi bakın belki var da burada birisi. Ne sattınız o tezgahlarda? <laughs> Seksi iş çamaşırı. <laughs> birazcık acımdan üzülmeyin. Biraz ya da hayır bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır çok özür dilerim. Şimdi çıktım ekranda bilmiyorum onu. Şimdi hani. <gülüyor> Üzülmesinler. <gülüyor> bana hayır hayır aslında. bir şey söyleyeceğim. Yani bir iş çamaşırı <laughs> satmak ayıp değil ama sen şimdi tarlada şeyden salçadan domates salçası biber salçasından Dayanılmaz girip. diye düşündüm hani, ben. Bir anda hani. Kaç 12 yılda İstanbul'da beş daire alınca evet. tabii biz de Hülya Hanım'la girelim dedik bu işe <laughs> bir ucundan sen tutacaksın bir ucundan ben artık tezgahımda <laughs> gecelik sabahlık atlet kilo ya. çok özür dilerim yediden yetmişe her şey ya. var Şimdi bir şey söyleyeceğim bak helal hoş olsun bir mağazada 35 liraya satılan geceliği ben iki buçuk liraya alıyordum beş liraya veriyordum Emine Teyze ben seni erken tanısaydım ...vallahi sen işe girerdim yani o kadar. <laughs> Ya Atayköy. Buradan ha? sesleniyorum. Oradan bir Allah'ın kulu çıkacak. Atayköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya, Bakırköy. Bunları Şiriyeler. anladım. Tüm bu mal varlığı. <laughs> şimdi tüm bu mal varlığı hani siz şimdi bak diyorsun ki iş çamaşırı da sattım. Domates salçası da sattım. Biber salçası da sattım. Son kalan hasadı da toparladım. Onu da ürettim bir şey evet. yaptım. Şimdi mesela tüm edindiğin her şey. Kaç çocuğun vardı? Üç çocuğun. İnsan niye çalışır? Çocuklarının geleceği için. Evet. Kendi yaşlılığı ve geleceği için. Evet. Şimdi mesela bunların hepsi Kaya Bey'i dede sizi ortadan mı bıraktı? Hepsi değil. Hepsi değil kızım. Ona üç tane daire aldım. iki Hı -hı. tane arsa aldım. <laughs> <laughs> Valla gençler seninle ne işbirliği yapmak istiyorlar. Diyorlar ki boşver eşini aramasın biz çalışalım.